İşte analiz programı olarak avukat Behzat Ayhan Bey ile birlikteyiz. Behzat Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben avukat Behzat Ayhan, Balıkesir Barosu'nda kayıtlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. 2006 yılı itibariyle mesleği icra etmeye başladım. 2006 yılı 2012 yılı arasında yoğun olarak çalışmış olduğum hukuk ofisinden ayrılarak 2012 yılı itibariyle Ali Hukuk Ofisi'ni kurdum. İlerleyen aşamalarda meslektaşlarımızın katılımıyla ve personel sayımızı artırarak mesleği icra etmekteyiz. İcra hukuku ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Alacaklı, alacağını borçludan veya hakkı yerine getirecek olan kişiden kendisi zor kullanarak yerine getiremez, isteyemez. Bunun için devletin ilgili kurumlarına müracaat etmesi gerekiyor. İlgili kurumlarından bu hakkın yerine getirilmesini talep etmesi durumunda devlet baskı unsurunu kullanarak, zor kullanarak borçludan o hakkın yerine getirilmesini isteyebilir. İcra bu noktada alacaklının veya talepte bulunanın talebiyle bağlıdır. Taleple aşamaları ilerler. Tabii bu aşamada borçlunun da belirli korunan hakları vardır. Borçluya da devlet bazı haklar tanımıştır. Toplumdaki suç oranını artıran etkenler nelerdir? Eğitim, özellikle eğitim önemlidir. Sosyoekonomik durum önemlidir. Eğitim derken sadece beşeri bir eğitim değil, daha çok insana yönelik bir eğitim. Avukatlar genelde hangi kriterlerden dolayı tercih ediliyorlar? Yaptığı işle ilgili hesap verilebilirlik, dürüstlük, hızlı işlem yapma ve konusuna vakıf olması noktasında tercih sebepleri bulunmaktadır. Adaletin ileri bir düzeye gelebilmesi için neler yapılabilir? Hukuk topaldır ama varacağı yere geç de olsa varmaktadır. Bu noktada davaların ve hukuki işlemlerin hızlanması gerekmektedir. Bu noktada arabuluculuk gerekli katkıyı sağlamaktadır ve bu kapsamının genişletilmesi gerekmektedir. Hukukun hızlı bir şekilde işlem yapması, davaların hızlı sonuçlanması gerekmektedir. Hukuk dolu, adalet dolu günler diliyorum. İyi günler. Behzat Bey'e vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ediyor ve programımıza Özge Ayhan Hanım'la devam ediyoruz. Özge Hanım, sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba, öncelikle iyi günler diliyorum. Ben avukat Özge Ayhan. 2007 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. 11 yıldır Balıkesir Barosu'na kayıtlı olarak bu mesleği icra etmekteyim. Hukukun çeşitli alanlarında hizmet vermek gayretindeyiz. Sosyal ağ üzerinden yapılan alışveriş hakkında neler söylemek istersiniz? Bu konuya özellikle dikkat çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü son zamanlarda gerçekten çok yaygınlaşmış bir mağduriyet söz konusu. Zaman zaman biz de karşılaşıyoruz. Vatandaşlara bu konudaki önerimiz öncelikle bilinen marka ve sitelerin, bilinen resmi internet adreslerinden alışverişlerin yapılması. Çünkü çok ufak noktalama işaretleri ve harf değişiklikleri ile birlikte bile bir dolandırıcılık söz konusu olabiliyor. Resmi sitelere başvurulmasını ve mecbur kalınmadıkça da aslında çok fazla yabancı sitelere yönelmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda gerek tüketici hakem heyetleri il ve ilçelerde gerekse hukuki uyuşmazlıklar için arabuluculuk ve mahkemeler hizmet vermeye hazır. Dikkat edilmesi gereken bir konu. Hukuki yardım konusunda baroların avukat temini nasıl oluyor? Vatandaşlarımız bulunduğu illerdeki barolara başvurarak
kendilerine avukat atanmasını istediklerinde biz görevlendiriliyoruz ve bu hizmet bedelsiz bir şekilde, özel olarak bunun altını çizmek isterim, bedelsiz bir şekilde bizim tarafımızdan dava veya icra takibi yürütülmesi şeklinde görev alarak sürdürüyoruz bunu. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? İnsanların ve bireylerin yasalara ve birbirlerinin hak ve özgürlüklerine saygı duyduğu, adalet ve barış amaçlı ve sevgi ve kardeşlik içerisinde bir dünya diliyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.